Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı Oğlak burçları için kapattım. Bakalım sevgili Oğlak burçlarının bu ayki falında neler çıkmış. Hep birlikte bir görelim. Şöyle bir açalım. Oğlak burçları için genelde şey denir. Her şey önce bir karamsar bakar ama sonradan hani düzelir. Her şeyi aslında çok net görebiliyorsunuz ama ilk başta böyle bir karamsar yaklaşıp sonra her şeyi çok net görebilen, iş dünyasında da en çok başarıyı yakalayabilen burçlarsınız. İşte o yüzden kendinizi bu konuda geliştirmeniz gerekir. Kafaya koyduğunuz bir iş varsa muhakkak yapabilirsiniz. Şimdi şöyle falımızı açtığımızda temiz bir fal çıktı bir kere. Bu hani böyle bence bu ay karamsarlık yapmayı bırakacaksınız. Bilinçli hareket ederseniz zaten kendi duygularınızı kontrol edebilirsiniz. Bu böyle yerleşmiş bir hisse sizde, karamsarlık. Bunu atlatabilirsiniz bilinçli hareket ederek. Bu ay daha çok hayaller, planlar yapılan ve planları hayata geçirdiğiniz bir ay olacak bence. Şöyle sırayla da bir bakalım. Bakın burada sanki çalışan hani böyle sırtına bir şey yük almış. Bu da çalışıyor. Böyle bir çalışma ortamı çıkmış. İşte çalışmak ve gerçekten başarıyı yakalamak Oğlak burçlarının, dediğim gibi sizler böyle yönetici vasıflarıyla dünyaya gelmişsiniz. Siz bir şeyi kazanmak için, organize etmek ve onu yönetebilmek için gelmişsiniz. İş dünyasında en başarılı olanlar Oğlak burçları. O yüzden hani varsa böyle kafanızda planlar bu ay hayata geçirin. Eğer ki iş arıyorsanız biraz daha böyle dört elle sarılın, her yere haber salın. Hani böyle bir şekilde bunu bulacaksınız. Verdiğiniz emekleri toplayan insanlar çıkmış burada. Böyle sırtını yükünü almış. Bir şey için çok çabalamışsınız. Böyle çabaladığınız bir ortamdasınız. Sizin gibi çabalayan başka insanlar da var. Ama artık böyle bu aydan sonra emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu biraz maddiyatla ilgili çıkmış. Maddi olarak verilen emeklerin karşılığı ama bu hani siz çalışmıyorsanız bile maddi olarak eşiniz çalışıyordur, çocuğunuz çalışıyordur, biri çalışıyordur. Hani evde bir sizde onların çalışması için, hayatın devam etmesi için emek veren kişisiniz. Hani ben şeye inanmıyorum böyle tek başına hani erkek çalıştı işte evde ya da kadın çalıştı, diğeri çalışmadı, kazandı gibi değil. İki tarafta bir taraf muhakkak özveride bulunuyor ki hayatın devam etmesi için, diğeri de çalışabiliyor. O yüzden kimin çalıştığı, kimin kazandığı önemli değil. Anne babanız da olabilir bu. Verilen bir emek var sanki. Haneye bir bereketli bir dönem gelecek. Ama bu ay yine yoğun çalışmalar çıkmış. Yine yoğun çalışacaksınız. Büyük bir köpek figürü çıkmış burada. Ben köpek figürünü genelde şey için diyorum böyle. Bir dost elinden yardım göreceksiniz. Böyle kocaman bir köpek kafası çıkmış. Emek verdiğiniz konuyla işle ilgili size çok büyük destekte bulunabilir. İşte eğer ki sizin işiniz olabilir, eşinizin, çocuklarınızın işi, anne veya babanızın işi de olabilir. İşle ilgili böyle bir konuda bir yardıma ihtiyacınız varsa bir dost eli uzanacak ve size destek olacak. Ya bir iş bulacak, ya iş aracı olacak bir iş konusunda gibi gibi ama böyle çok çok size iyi gelecek bir yardım çıkmış. Bir de iki kişi böyle oturup bir şey konuşacaksınız ama sizden sanki yaşça büyük biriyle konuşacaksınız. Bir konuda dertleşebilirsiniz ama ya da böyle bakın şurada çıkmış ya da böyle o kişi şöyle diyebilirim. Birbirinden fikir de alabilirsiniz. Bakın böyle bir fikir aldığınız, bir konuda danıştığınız bir şey de olabilir. Hayata karşı böyle kendi düşüncelerinden emin olduğunuz, hani böyle güvendiğiniz düşüncelerine, vizyonuna, size yardım edebileceğini düşündüğünüz biri varsa etrafınızda bir konuyu açacaksınız sanki. Ondan destek, yardım alacaksınız. Fikren, zihnen bir yardım alacaksınız. Bir konuda yalnız bakın biriyle arka arkaya verebilirsiniz sırt sırta. Yani bir fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Sanki böyle bedenleriniz çok uzaklaşmayacak. Küslük, dargınlık olacaksa bile kalben olacak. Fikir ayrılığı olabilir. Eşiniz olabilir, arkadaşınız, çocuklarınızdan biri de olabilir ama bir dikkat edin bakalım. Hani bu biraz şey olacak sanki, bir kırgınlık olabilir. Belki arkadaş ortamında biriyle de böyle küçük bir dargınlık yaşayabilirsiniz. Partnerinizle yaşayabilirsiniz. Bakın şurada böyle iki kişi sırt sırta vermiş ama hani uzaklaşmamış da bedenleri. Demek ki bir fikir ayrılığı, küçük bir problem, sorun da yaşayabilirsiniz belki de. Şurada böyle bir hindi mi? Bu neydi? Tavus kuşu gibi ama böyle hani tavus kuşu henüz daha böyle şeylerini açmamış. Bakın tavus kuşu ama böyle sanki daha açmamış, hazırlanıyormuş gibi kanatlarını. Tavus kuşu çok büyük kısmet, çok güzel bir
başlangıç, bir şey olacak derler falda. Bu hani böyle daha henüz kanatlarını açmamış bir başlangıç aşamasında. Herhalde bu ay bir şeyin başlangıcı olacak, bir ilişkinin başlangıcı, ama bu ilişki sonradan çok çok güzel olabilir yalnız oğlak burçları için. Ya da işte bir işe gireceksiniz, yeni bir yatırım yapacaksınız, bir ev alabilirsiniz. Yani bir şeyin başlangıcı olacak ama bu sizin için böyle güzel bir gelişme olacak. Yani bir başlangıç olacak. Bu ay işte temelleri atılacak. Belki de ilerleyen aylarda bu güzel gelişmeniz olacak. İlerleyen aylarda kanatları açılacak bu tavus kuşunu ve kısmetiniz gerçekten oluşacak. Bu ay demek ki böyle kendini belli edecek bir gelişmeniz olacak. Sizin için hayırlı, güzel bir gelişme olsun inşallah. Bir şey için bakın böyle oturmuş kara kara düşündüğünüz dönemler oluyor. Bakın böyle gelecekle ilgili kaygı yaşadığınız ve böyle hani karar veremediğiniz, ikilemde kaldığınız özellikle bir konu çıkmış böyle. O, hani böyle uzaklara bakar bazen düşünürüz ya böyle geleceği, işte bugünü ve bundan sonrasını ne yapabileceğimizi gibi. Bir konuda böyle çok derin düşünüyorsunuz. Bu ay daha da derinlemesine düşünebilirsiniz. Bazen inzivaya çekilir, böyle daha yoğunlaşırız ya hayata. Bazen ayı böyle öylesine yaşarız, anı yaşarız, anın gerektirdiklerini yaşarız, ama bazen daha derin düşünürüz geleceği, ilişkimizi, sonraki aşamaların neler olacağını. Bir konuda daha derin düşünmeye zorlayacak belki bu ay size hayat. İlişkinizde düşünebilirsiniz. Bu ilişkinin gidişatı nereye gidiyor, ne yapmam gerekir? Hani evlilik varsa iyiye gidiyor mu, kötüye mi gidiyor, iyiye gitmesi için neler yapabilirim, kötüyse ayrılmam mı gerekiyor gibi böyle derin düşüncelerin içerisine girebilirsiniz. İşte birlikteliğiniz vardır, bu birlikteliği devam ettirip o zaman evliliğe mi, hani böyle evli değilseniz evliliğe doğru mu götürmeliyim, yoksa bu ilişki gitmiyorsa artık bitirmeliyim mi gibi böyle. Hani sanki oturmuş böyle çok derin mevzuları düşünüyorsunuz, ama hani çocuk sahibi olmayı isteyip cesaret edemediğiniz zamanlar olur bazen. Hani o artık olması mı gerekiyor? İşle ilgili karar vermeniz gereken bir mevzu vardır. Bu işi daha iyi büyüteyim, bu şekilde ilerlesin. Yok ben bu yönümü çizeyim, değiştireyim. Hani bazen sektör değişikliği yaparız bazen. Hani böyle anlatabiliyor muyum? Çok böyle derin düşündüğünüz bir konunun içerisine girip derin ve uzun vadeli düşünün, uzun vadeli hayatınızla ilgili derin mevzular düşüneceksiniz sanki. Oğlak burçlarının çok güçlü özelliği de dediğim gibi, eğer ki bir şeyi planlayabilirseniz kafanızda karamsarlığı attıktan sonra özellikle iş hayatı ile ilgili inanılmaz başarıyı yakalayabilirsiniz. İşlerle ilgili böyle derin mevzulara girerseniz emin olun başarılı çıkabilirsiniz. Yeter ki o karamsarlığı atın üzerinizden ve cesaretinizi toplayın. Siz gerçekten o yönleriyle güçlü hayata gelmiş insanlarsınız. Bunu kullanmaya çalışın bence. Şöyle iki kişi böyle karşılıklı gelmiş, hoş bir sohbetin içerisinde uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu görüp böyle hani güzel bir sohbetin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Hatta böyle 2-3 tane böyle ampul yanmış kafasında sanki bir kişinin. Yani bir anda onu gördüğünüzde kafanızda yeni fikirler oluşabilir. Hani diyeceksiniz ki ne alaka, ama şöyle bazen birini görürüz onunla konuşuruz ya böyle, ondan bir feyiz alırız, onun hayata bakış açısı bize bir renk katar, bakış açımız değişir hayata, işimize, ilişkimize. Hani ben hep derim ya, besleyen arkadaşlar olsun hayatımızda. Sizi besleyen bir arkadaşınızsa işiniz veya ilişkinizle ilgili illaki size bir farkındalık katar, bir artı katar. Sanki böyle bir araya geldiğinizde o kişiyle böyle bir ampuller yanacak. Hayata bakış açınız değişip böyle ya işte bundan sonra ben de böyle yapayım falan dediğiniz, hayata böyle farklı şekilde yönlendireceğiniz yeni fikirler elde edebilirsiniz. Bu tabii görüştüğünüz insan şöyledir. Bekarsanız eğer karşılaştığınız insan böyle kafanızda hemen ampuller yanıp aa işte bu benim hayatımın kadını ya da erkeği dediğiniz bir durumla da karşılaşabilirsiniz yalnız oğlak burçları için. Hani bu karşılaşma size hayırlı gelecek. Böyle size ışık yakacak sanki. O ışıklar böyle size cesaret verecek. İşte umarım öyle insanlarla karşılaşın. Arkadaş, eş, dost hiç fark etmez, ama gerçekten size böyle farkındalığınızı artıran, hani bu enerjinizi artıran, bakış açınızı değiştiren ve olumlu olarak değiştiren insanlarla bir araya gelin inşallah. Böyle biriyle karşılaşmanız söz konusu. Güzel bir sohbetin, muhabbetin içerisinde olacaksınız ve bu ayın gündemi genelde yapmak istediklerinizi planladığınız, böyle adımları attığınız bir ay olacak. Ferah çok temiz çıkmış. Umarım öyle olsun. Çok güzel bir ay gibi. Hani böyle büyük bir sıkıntı, bir dert olmayacak gibi ferah çıkmış bu fal. İnşallah da öyle olsun. Bir de tabağımıza bakalım ama tabağımızda neler çıkmış.
Bakın böyle bir sıkıntı dert yok bende. Hepsi böyle dışarıya taşıyor, atılıyor. Bu ay biraz daha ferah geçireceksiniz inşallah. Boğa gibi güçlü bir şey çıkmış mı? Bakın boğanın boynuzları ve siz ayaktasınız. Çok güçlü birine karşı duracaksınız bu ay. İş yerinde bir yöneticiniz ya da büyük bir müşteriniz, ailede büyüğünüz ya da çok güçlü bir karaktere karşı bir konuda karşı karşıya gelip onun karşısında dimdik ayakta duracaksınız. Hani bundan önce belki sizi biraz mağdur ediyor, ezebiliyor ya da işte gücünü kullanabiliyor olan bir insan olabilir ama bu ay siz onun karşısında dimdik duracaksınız. Hani eskisi gibi size güç gösterisi yapamayacak, ayakta dimdik işte size güç gösterisi yapıp bazı yaptırımlarda bulunan bir insan varsa etrafınızda bu ay siz onun karşısında duracaksınız ve direneceksiniz herhangi bir konuda. İşte belki anne babanızdır, başka bir şehre gitmek istiyorsunuz, okula, üniversiteye ya da işte evlenmek istiyorsunuz ya da bilmiyorum bir işe gitmek istiyorsunuz, eşiniz kabul etmiyor gibi gibi bir sürü ya da iş yerinde yöneticiniz size sürekli mobbing uyguluyor ve büyük bir baskı uyguluyor ama her neyse bu karşınızda size duran insan onun karşısında bu ay duracaksınız ve onu böyle durduracaksınız yaptığı şeyden. Bazen güçlenip ayakta durup hani o kişiye karşı gelmek gerekir eğer doğru olduğuna inanıyorsanız yaptıklarınızın, düşüncelerinizin size başkalarının ezip mobbing yapmasına da izin vermeyin. Bence bu ay böyle biraz güçlü bir ay. Güzel bir ay çıkmış sizler için. Bir şey için çok dua eden bir insan çıkmış. Ama bu kişinin arkasında kırgın ya da bıraktığı bir insan var. Hani böyle arkasına kalmış, geçmişine kalmış olabilir. Belki o insan için, uzaklaştığı bir insan için de dua ediyor olabilir. Bu insana güzel bir haber gelecek, temiz bir haber gelecek. Böyle hani 4 rakamı gibi çıkmış. 4 gün içerisinde gelebilir ama 4 hafta içerisinde belki de ayın sonunda gelecek. Ama böyle 4 rakamı da çıkmış. O kişiye böyle bir haber var. İnşallah beklediği, o dua ettiği şeyle ilgili haber alabilir. Onun haricinde güzel bir fal çıkmış. Umarım güçlü bir ay geçirirsiniz. Dediğim gibi oğlak burçları güçlü insanlar. Yeter ki farkındalığı olsun. İşte bu farkındalığı artırın sizde. Yapmak istediğiniz her şeyi yapmaya başlayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.